Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Joe. Biliyorsunuz Joe vefat etti arkadaşlar. Vefatının üzerine şu anda sosyal medya inanılmaz çalkalanıyor. Ve bunun üzerine kısa bir video yapmak istiyorum. Çünkü bana gelip bu konuyla alakalı hocam bir bilgin var mı? Hocam sen ne düşünüyorsun? Bununla alakalı yorum yapacak mısın? Diyen arkadaşlarımız, takipçilerim mevcut. Ve bunun üzerine birkaç cümle sarf etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle Joe'nun Instagram kitlesi 8.4 milyon arkadaşlar. Baktığınız zaman YouTube'da da 1 milyona yakın bir takipçi kitlesi var. Ve sosyal medyada inanılmaz aktif, birçok ülkeyi gezen, sürekli aktif olarak hareket eden, sürekli eğlenceli, sürekli hareket halinde olan, sürekli sizlere, bana, sana, ona, herkese, bütün mecraya içerik üretmeye çalışan, sürekli koşturan bir kişi. Ve bununla beraber belli bir yağ oranının altında gezen ve sürekli olarak anabolik ürünler kullanan ve bununla beraber hayatını idame ettiren bir kişiden bahsediyoruz. Bu arada çok üzüldüğümü ve aynı zamanda böyle bir kişiyi gerçekten kaybettiğimiz için de hem sosyal medya tarafına baktığım zaman hem de insan olarak bakıldığında gerçekten çok üzülüyorum. Diğer taraftan bakıldığında belli başlı kişilerle takılıp sağa sola gitmesi, o kişilerle uzaktan da olsa işte görüşmeler sağlamam ve bununla beraber kendisiyle tanışmasam bile bulunduğu ortamdaki bir kişiyi tanımamdan kaynaklı belli başlı birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Burada birçok şey duyacaksınız bununla alakalı. Sorun duyacaksınız. Birçok işte manipülasyona sebebiyet verecek açıklamalar göreceksiniz. İşte birçok insan ya işte yağ oranı o kadar düşüktü ama o kadar kütleli değildi, o kadar büyük değildi, nasıl oldu da vefat etti gibi cümleler duyacaksınız. İlk başta maalesef ki bizim ülkemizde bu sektör maalesef ki çok kötü ilerliyor arkadaşlar. Çünkü fenomen diye izlediğiniz, takipçisi olduğunuz birçok insan size bu ilaçları çok masum anlatıyor. Masumiyetiyle beraber işte şu kadar dozaj kullanırsan işte ölüm riski yok gibisine getiriyor. Veyahut da şunu şu kadar yaparsan işte daha az riskli noktasına getiriyor. Arkadaşlar bu işin azı çoğu yok. Her türlü riskli. İlk başta şunu söyleyeceğim size. Bugün özellikle bana sosyal medyamdan, DM üzerinden şu açıklamalar geldi. Şu, bu arada ekranı değiştirdim. Joe'u görelim biraz. Joe'u da görelim. Evet. Şöyle hesapta açayım bir şöyle görseli kalsın. Hem analım kendisini. Çünkü çok güzel içerikleri var. Çok güzel bir influencer'dı ilk başta. Hani podyumda o kadar başarılı olmasa da ciddi anlamda bakıldığı zaman gerçekten güzel içerikleri vardı. Neyse. Türkiye'de özellikle takip etmiş olduğunuz kişiler size bu işi çok masum anlatan bir kesim var. Ve bu masum anlatan kesim çok ciddi sıkıntılar yaratacak bir süre sonra. Bana gelen bugün birçok kişi şunu sordu. Hocam testosteron insan öldürür mü? Evet arkadaşlar. Testosteron insan öldürür. Sustonan adam öldürür mü? Sustonan adam öldürür arkadaşlar. Özellikle 700 mg, 1000 mg ve 1000 mg'ın üzeri 1500 mg. Bunlar maalesef ki kalpte ve vücutta ciddi hasarlar yaratır arkadaşlar. Ve bu tarz yüksek dozajların kullanılma sebebi esasında bakıldığında dünyadaki büyük bir çekişmedir, savaştır. Çünkü neden? 8.4 milyon takipçisi var John. Bakıldığında inanılmaz bir esasında etrafında çekişme var, çatışma var. Oradan sıyrılıp göz önünde durması, o göz önünde dururken para kazanması, para kazanırken daha fazla kazanması, daha fazla kazanırken yaşantısından kaynaklı o döngüyü sağlaması gerekiyor ve o görseli hiçbir zaman bozmaması gerekiyor. Bununla beraber hocam peki ya ne oldu da vefat etmiş olabilir? Bildiğim şeyler var. Mesela bildiğim şey ne? Sürekli kanını temizlemesi. Uzun zamandır özellikle bakıldığında 1-1,5-2 yıldır özellikle düzenli olarak kanını temizliyoruz. Özellikle kanındaki demir ve mikroplardan sürekli arındırıyoruz. Bu iyi bir şey mi belli bir noktada? Tabii ki iyi bir şey ama bunun fazlası da zararlı. Çünkü neden sürekli kalbe yük bindiriyorsunuz? Sürekli vücuda artı bir yük bindiriyorsunuz. Sürekli temizlik de iyi bir şey değil. Yani bu döngüyü sürekli bu şekilde çarkı döndürmek de iyi değil. Neden iyi değil?
kullanmış olduğu dozajlarda iyi değil. Çünkü sürekli maksimalde gidiyor. Sürekli maksimalde gidiyor. Sürekli maksimalde gidiyor. Örnek veriyorum, vücut dinlendirmesi gereken süre 3-4 aysa 3-4 ayı 1 aya indiriyor. Ve bu süreç içerisinde tekrardan kanını temizliyor. Kanını temizlerken kanındaki o pis demir kalıntılarından ayrıştırıyor ve tekrardan hayatına devam ediyor. Ama bu döngü sürekli hareket ediyor. Ya sürekli. Hayat çünkü hiç durmuyor. Çünkü neden? Sosyal medyada ben bir kendimi influencer olarak görmüyorum. Ben kendimi bir YouTuber olarak görmüyorum. Çünkü ben bununla yatıp kalkmıyorum. Ama bununla yatıp kalkan, sürekli içerik üretmeye çalışan, sürekli o içeriğin peşinde koşan, o içerik için birçok insanla sohbet eden, birçok şehir gezen, birçok ülke gezen insanlar var. Özellikle sosyal medyada. Ve bu ciddi bir efor. Bu eforla beraber vücuda bir de ekstra olarak anabolik süreçleri, growth'ları, peptitleri ve buna benzer türevdeki ilaçların hepsini kattığınız zaman ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Buradaki ana temel sorun şu esasında. Mesela ortak arkadaşlarımızın bir tanesi Dr. Hooch var mesela. Dr. Hooch, Tony'den bahsediyorum. Tony bu işte gerçekten çok uzman bir insan. Özellikle farmakoloji noktasında araştırma yapan ve farmakoloji tarafında araştırmalarıyla beraber çok fazla mixlemeye giden. Bu mixlemeyle beraber çok fazla hem yanındakileri hem kendisini kobay olarak kullanan bir kişi. Ve bununla beraber yeni arayışlar, yeni denemeler, yeni ilaçlar, yeni supplementler, yeni sarımsak ürünleri ve bununla beraber kıyasıya bir mücadele söz konusu. Bu mücadeleyle beraber de 30 yaşındaki Joe, Alman asıllı 30 yaşındaki Joe, bu ve benzeri pandemi döneminden beri doktorla takılması, yani Tony ile takılması ve o süreç içerisinde farklı farmakoloji maddelerini daha farklı noktada kullanması, ona buna sakın şöyle aldanmayın işte, buna acaba Tony mi sebep oldu? Hayır, buna Tony sebep olmadı. Bu iş tamamen kişisel bir şey. Kimse sizin içki içmenize karışamaz. Kimse sizin sigara içmenize karışamaz. Kimse sizin anabolik madde kullanmanıza karışamaz. Ama bir kişi şuna karışabilir. Eğer sağda solda çok fazla saçmalıyorsanız, sarhoş oluyorsanız, sağa sola dalaşıyorsanız, çok fazla ilaçtan bahsediyorsanız ve ilaç hakkında sürekli ahkam kesiyorsanız, sürekli bilmişlik taslıyorsanız, o bilmişliğin üzerine insanları sürekli farklı noktalarda manipüle etmeye çalışıyorsanız, işte bu zaman insanlar size sen ne yapıyorsun dur bakalım kardeşim deme hakkını onlara veriyorsunuz. Ve burada da maalesef ki Joe bu süreç içerisinde vücudunu çok iyi temizlerken aynı zamanda vücuduna ciddi bir kalıtsal da rahatsızlık veriyor. Çünkü çok uzun zamandır, uzun süreçtir sosyal medyanın yükümlülüğüyle beraber. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar, 8.4 milyon takipçiniz var. Ya yani benim şu anda baktığınız zaman 24 bin takipçim var. Bana gelen mesajları tahil ediyorum. Sürekli sorulan mesajları yetişmeye çalışıyorum. Ve ben demin de bahsetmişim, YouTuber değilim, bir influencer değilim. Yani sürekli bunun peşinde koşan bir insan değilim. Ama bu insanlar sürekli bunun peşinde koşuyor ve sürekli aktifler. Yani ben 24 bin kişilik Instagram grubumda veyahut da şu anda işte 1600, 1500'lük, 1700'lük, 1800'lük YouTube hesabım eskiden 26-27 binken ki o yoğunluğumla adamların yoğunluğunu kıstas bile edemem. Çünkü neden? Çok aktifler, hayatta aktifler, hayatta aktifler ama hayatlarında aktiflik büyük bir çöküşe sebebiyet veriyor arkadaşlar. Çünkü sizin sürekli o alanda, orada, o noktada, o şekilde, o formda durmanız gerekiyor. Ve sürekli international olarak dünya yüzeyinde geziyor olmanız lazım. Sürekli aktif olmanız lazım. Türkiye'deki bir influencer'la veyahut da influencer'la ya da Türkiye çapındaki genel bir yayıncıyla yurt dışındaki kişileri kıyaslamayın. Çünkü Türkiye'deki yayıncılar dünyadaki Türklere, Türkçe konuşanlara ve Türkiye sınırları içerisindeki insanlara hitap ediyor. Fakat Joe ve benzerleri maalesef ki bütün dünyaya, sana, bana, Alman'a, Fransız'a, İtalyan'a, Rus'a, Kırgız'a, Çeçen'e, Yahudi'ye, Ermeni'ye, aklınıza gelecek Amerikalı'ya, Alman'a, Avusturya'ya, İsveç'e, İsviçre'liye, herkese hitap ediyorlar. Ve bu noktada maalesef ki her yere dağılıyorlar. Her yerden insanlar yazıyor. International olarak, İngilizce olarak o kadar çok akıyor ki adam ortamda. Maalesef ki hem ona yetişmeye çalışıyor, hem varlığını sürdürmeye çalışıyor, hem dışarıdan anabolik tarzda ki hayatına devam etmeye çalışıyor. Bir yandan da podyum yapmaya çalışıyor.
Ve bu gerçekten çok zor. Maalesef ki işin sonunda da buna vücut bir yerden sonra ne yapıyorsun kardeşim, dur artık diyor. Onun için buradan masumhane bir tavır veyahut da bir çıkarım yapmayın. Çünkü dışarıdan alınan yapay hormonların hiçbir tanesi masum değildir. Size inanılmaz motivasyon kaynağı olabilir. İnanılmaz kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Egonuz, kibriniz inanılmaz tavan olabilir. Ama sonuç her zaman bir sıkıntıyla bitecektir. Bunu kesinlikle unutmayın. Burada kalpten öldü, böbrekten gitti, karaciğerden gitti, akciğerden gitti, nefes darlığından gitti, boğuldu. O oldu bu oldu. Değil konu arkadaşlar. Elbet bir şey olacak. Bu işin sonunda zaten bu işe o enjeksiyonu alıp vücudunuza vurmaya başladığınız dakikadan itibaren şunu demeniz lazım. Yarına çıkacak mıyım? Neden mi bunu denemeniz lazım? Çünkü vücudundaki doğal hormon yapını bir kere durduruyorsun. Ne yaparsan yap. Dışarıdan sentetik hormonla hayatına devam ediyorsun. Bunu ilk başta anlamanız lazım. Ve büyük bir bölümünüz çakma ilaçlarla, dandik ilaçlarla, neydi belirsiz markalarla hayatınıza devam ediyorsunuz. Ve devam etmeye çalışıyorsunuz. Ve ne kadar ucuzsa ona yelteniyorsunuz. Ya ham maddesi ucuz zaten bunun ya. Ne olacak ki bundan? Değil. Ham maddesi ucuz bile olan ürünün yapım noktasındaki yapım yeri değil. Laboratuvar modeli olmak zorunda. Hava geçirmez olmak zorunda. İçindeki parazit oranı düşük olmak zorunda. Ki olabildiğince en asgari düzeyde zarar gör. Kullanırsın, 25 yaşındasın, 20 yaşındasın, 30 yaşındasın bir sıkıntı yaşamazsın. Ama 5 yıl sonra ne olacağını kimse kestiremez. Kimse de bunun sözünü veremez. Onun için en güvenilir şekilde, en hassas şekilde bu işe gireceksiniz ya da hiç girmeyeceksiniz. Onun için de kurcalamayın. Ondan öldü, bundan öldü, ilaçtan öldü, şöyle öldü. Hayat şartları arkadaşlar. Hayat bir yerden verdiği kadar bir yerden götürür. Onun için de her zaman temkinli hareket edeceksiniz, akıllı oynayacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Toparlamak da istiyorum. Toparlayacağım nokta da şu. Bana olacaksınız ölüm sebebi. Sürekli vücudunun temizlenmesi, kanının sürekli temizlenmesi, bu noktadaki vücudun kanındaki o hem gerekli olarak kalması gereken hormonların hem de kalmaması gerek hormonun ayrıştırılması ve bu noktada vücudun o dengesizliğinden kaynaklı artık vücudun yeter olan nereye kadar artık gideceksin demesinden kaynaklı. Bir de bunun tabii ki hayat yoğunluğu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabiri caizse özet bu. Benim anlatımım bu. İlerleyen süreçte ailesi açıklarsa bununla alakalı, John ailesi çıkıp derse ki bu sebepten öldü ki sanmıyorum açıklayacaklarını, çünkü ailesinin direkt açıklaması var. Açıklaması şu: biz neden vefat ettiğini açıklamayacağız demişler. Çünkü Amerika'da ve Almanya'da otopsi birçok noktada özel sigortalar tarafından yapılan bir şey. Otopsi raporu zaten çıkar, sızarsa sızar. İrdelersiniz, konuşursunuz ama otopsi raporuyla ölüm sebebini anlayamazsınız arkadaşlar. Çünkü organı şöyle büyüklüğü çıkacak, kalbi bu kadar büyüklüğü çıkacak, akciğer şöyle de çıkacak, işte kanser hücresi vardı çıkacak, kanser hücresi büyüklüğü çıkacak. Bunların hiçbir tanesi genel itibariyle bakıldığı zaman gerçek noktayı hiçbir zaman göstermez. Çünkü hepimizin vücudunda maalesef ki kanser hücresi var. Anabolik kullandıktan sonra zaten bunlar büyüyor. Mühim olan bunun aktif olup olmaması. Bunun gerçekten hastalığa evrilip evrilmemesi. Kalbimiz hipertrofi idmanları yaptığımız için zaten büyüyor. Zaten olgunlaşıyor. Damarlarımız zaten sürekli hipertrofi idmanları yaptığımız, sürekli spor yaptığımız için genişliyor. İlaç buna bir etken mi? Evet, etken. Olmasından daha fazla genişletiyor mu? Genişletiyor. Büyümesinden daha fazla mı büyütüyor? Büyütüyor. Ama net olarak maalesef ki bunlar büyük de çıksa, küçük de çıksa, ölüm sebebi hiçbir zaman bu değil. Ölüm sebebi bodybuilding camiasında, fitness camiasında eğer dışarıdan sentetik hormon alıyorsanız vücudunuz bir yere kadar eyvallah çekiyor. Burada testosteron replasman terapiyle sürekli gidebilirsiniz hayatınızın sonuna kadar, ama onun da oranları bellidir arkadaşlar. Kalkıp da testosteron replasman terapiyi kalkıp
1 gramla kalkıp 700 miligramla kalkıp 500 miligramla yaparsanız işin sonunda Zortingen olursunuz. Huzur içinde uyusun yorumcu. Çok sevdiğim bir insandı. Çok sevdiğim bir influencer'dı. Çok sevdiğim bir yayıncıydı. Çok sevdiğim bir takip ettiğim bir kişiydi. Huzur içinde uyusun. Allah rahmet eylesin diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.